Muhterem Prezident Cenab-ı Alileri, aziz mehmanlar, hurmatli deputatlar ve senatörler. Bugünkü Oliy Majlis Palatalarının koşma yığılışı, Türkiye Respublikası Prezidenti Muhterem Recep Tayyip Erdoğan Cenab-ı Alilerinin memleketimiz parlamentiga taşrifiga bağışlanadı. Cenab-ı Prezident Özbekistan Respublikası Oliy Majlisiga hoş gelipsiz. Türkiye Respublikası Prezidenti Muhterem Erdoğan Cenab-ı Alilerge söz berişge ruhsat bergaysiz. Sayın Başkan, Özbekistan Ali Meclisi'nin kıymetli üyeleri, çok değerli kardeşlerim, sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri merhum Erkin Vahidoğ'un şu güzel dizeleriyle selamlamak istiyorum. Tarihindir bin asırlar içinde gizli özbeğim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçı Tian Shan özbeğim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci özbeğim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan, aslı nesli belki uzluk, belki tarhan özbeğim. Evet, buradan Özbekistan halkının siz kıymetli temsilcileri şahsında bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum. Ata yurdumuz. Ata yurdumuz, göz bebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap etme fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Asya'nın kalbinde, doğuyla batının, güneyle kuzeyin buluştuğu Münbit Mavera-ül-Nehir bölgesinin merkezinde yer alan Özbekistan'da kendimizi evimizde, hatta evimize dönmüş hissediyorum. Türkistan medeniyetinin doğduğu ve geliştiği bu topraklar Biruni, Mirza Ulubek, İbn Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu genişleten bilim adamlarını yetiştirmiştir. İmam Buhari, İmam Maturidi, İmam Tirmizi, Bahauddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimiz buranın, bu toprakların armağanı.
Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride bıraktıkları miras sadece Özbekistan'ı değil Anadolu'yu da aydınlatmaya devam ediyor. Taşkent ile Ankara, Semerkant ile Konya, Buhara ile Bursa, Hiva ile Edirne asırlardır işte bu manevi havayı teneffüs ediyor. Kıymetli kardeşlerim, gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. Özbekistan'ın 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını yeniden kazanması, Özbek kardeşlerimiz kadar Türk milleti içinde büyük bir gurur kaynağı oldu. Türk hükümetleri Özbekistan'ın güçlenip gelişmesine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir. 1996 yılında imzalanan ebedi dostluk ve işbirliği anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor. Bugün hem Türkiye hem Özbekistan 1990'lı yıllara nazaran hamdolsun çok daha güçlüdür. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in özellikle de beraber ülkelerimizi daha ileri taşımak için amelde birlik ruhuyla çalışıyor. Cumhurbaşkanı değerli kardeşimle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyareti sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız ortak açıklama ile de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini ihdas ettik. Bu mekanizmanın sağladığı imkanlarla ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Ve tabii bugün biz aslında 25 anlaşmayı imzaladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan böyle bir büyük paket imzalamamıştır. Ama bugün kardeşimin de ifade ettiği gibi bizde de ilk defa bu kadar çeşitli, bu kadar zengin bir paketi imzaladık. Rabbim tesirini halk etsin. İnşallah güç birliği yaparak İlişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Hem ikili mekanizmamızın gelişmesi hem de Özbekistan'ın hak ettiği konuma ulaşması için kardeşim Mirziyoyev'in yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Özbekistan Ali Meclisi'nin ve devlet idarelerinin 2017-2022 eylemler stratejisi çerçevesinde gösterdiği bu gayret çabaların daha birinci yılında meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Sayın Mirziyoyev'in iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye esas alan kararlı adımları Özbekistan'ı yatırımcıların gözünde daha cazip bir ülke ve güvenilir bir ortak haline getiriyor. Özbekistan kalkınma ve refah yolunda çok hızlı mesafe kaydediyor. Şüphesiz ekonomik kalkınma tabiatıyla bugünden yarına gerçekleşecek bir hadise değil. Bunun için çok çalışmak, planlı hareket etmek, azim, inanç ve özgüvenle davranmak gerekir. Kalkınmada özellikle de İstikrar ve güven olmazsa olmaz iki başlık. Bunu başardığımız anda inanıyorum ki Özbekistan çok kısa zamanda şu anda kişi başına milli gelirini 3'e 5'e 10'a katlayacaktır.
Zira yeraltı, yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli toprak. Buralardan Allah'ın izniyle her şey çıkar. Yeter ki azmedelim. Çalışkan Özbek kardeşlerim burada azminden hiçbir şey kaybetmesin ve neticeyi aldığımızı göreceksiniz. Özbekistan'ın bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Hamdolsun bu yönde. Son yıllarda çok önemli bir ivme yakaladık. Ortak çabalarımız neticesinde 2017 yılında ticaret hacmimiz %25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bu rakamı yeterli görmüyoruz. Şimdi bugün kendimize yeni hedefi belirledik. Bu hedef nedir? 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok. 33 milyon Özbekistan, 81 milyon Türkiye. El ele vereceğiz ve bunu da başaracağız. Aynı şekilde Özbekistan'daki Türk ve Türkiye'deki Özbek yatırımlarını artırmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Bugün buraya büyük bir iş adamı grubuyla geldi. Biraz sonra inşallah Şevket Mirziyoyev kardeşimle iş adamlarımıza hitap edeceğiz. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu onlara farklı bir şekilde anlatacağız. Ve onların burada çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını teşvik edeceğiz. Ve bununla birlikte burada yeni bir sürecin başlayacağına inanıyorum. Diğer taraftan vatandaşlarımız her zamankinden daha büyük bir coşkuyla ortak medeniyetimizin doğup büyüdüğü toprakları ziyaret ediyor. Umumi sivilizasyonuz ki ege bu ege bu bu zamirlerde cüdeyim kette hayrı hoklik bilen kette işte yok bilen ziyaret etişmekte ve elbette insanlarımız bir yerde bu tarihte görüş için giriş yaptı. Ayağa kalktı. Ve yenge bir tarih yükseliyordu. Bu diriliş, yengeden tuğuluş deyildi bunge. Yeniden bir basu badel mevttir. Başçıdan yengeden tuğuluş deyildi. Değerli kardeşim, hürmetli kardeşim Mirziyoyevga, Türk vatandaşlarına muhafiyeti sağlamadan, vizesiz rejim cari kılgenliği için yine bir marata bazı minnettarçılığını izhar edelim. Endi Özbekistan'a, Türkiye'den Özbekistan'a, Özbekistan'dan Türkiye'ye barıp gelişlerimiz çok daha fazla bir şekilde güdeyem, artacak. Endi köpeği barada sonu. Beşeri bağlarımızın insani rişteleri daha da güçleneceğine yani hamısı da hakemlenedi. Aziz kardeşlerim. Aziz kardeşlerim. Küresel anlamda gerçekten son derece bütün dünyada çalkantılı günler yaşıyoruz. Her hali, günlerde başımızdan bir kere birçok köşesinde bir dünyanın kök yine bir çekide uruş ve terörünün hunin yüzüge güvah oluyor. Maalesef. Afsus ki, gerek Türkiye, hak Türkiye gerek olsun, Özbekistan, hak Özbekistan mintakalardaki bekararlık tüfaili katlı tahsir asıda kolge memleketler saflarından orun almakta. Suriye, Irak, Yemen, Somali, Afganistan'a, Afganistan'da barış ve istikrarın en kısa zamanda kısa muhlette tinçlik ve barkararlılığı yönetilmiş. Ve bu yüklerdeki kardeşlerimizin tinçliği için ham mintakalarımızı tinçliğini tinç köngülden haklıyız. Bu kapsamda Özbekistan ile Özbekistan'la hamkarlığını küçültürüşken tayyarımız. Hazırız. Geçtiğimiz ay Afganistan ve Özbekistan birgelikte ötkezgen halkara Taşkent konferansının başarıyla sonuçlanmış olmasına ham, bizleri ayrıca sevindik. Pasifik'ten Dinç başlayıp başlanıp, Anadolu'ya uzanan devam bu kadim İpek yolunun kadim tam İpek merkezinde yer alan Özbekistan, joylaşken asırlardır asırlar boyu türlü medeniyetler, huzur ve emniyet içinde işte ve hafsız revişte yaşayıp gelgenler ülkesi bu birikim, uluslararası barışın tesisinde bu tarihi tecrübe bölgesel kalkınmada ve İslam medeniyetinin dünyaya daha iyi anlatılmasında Özbekistan'ın önemli bir aktör Özbekistan'ın rolü, ahemiyeti, cüdeye hamiyette. Köklerini
tomirlari shu zaminda bo'lgan. Birlikte yaşama anlayışını birga yashash mohiyatini mintaqalarimizda va dunyoda tinchlikni o'rnata olishimizga imkon berishiga ishonaman. Bölgesel sahiplenme, mintaqaga tegishli bo'lish va mintaqaviy hamkorlik va barqarorlik va taraqqiyotning eng muhim unsuridir. Değerli kardeşim, qadrli qardoshim Shavkat Mirziyoyevning ve yakın devletler bilan muammolarini yechish va yaqin hamkorlikni rivojlantirish borasida sa'y harakatlari mamnuniyat kuzatib boryapmiz. Her biriyle ayrı bir gönül bağımız bulunan har biri bilan alohida ko'ngil rishtamiz mavjud. Markaziy Osiyoda qardosh ülkeler bilan birgalikda hamkorlik va birdamlikni mustahkamlovchi tashabbuslarga qo'limizdan kelgan xayrixohlikni ko'rsatishga tayyormiz. Xudo xolisi nasib bo'lsa, umumiy sa'y harakatlarimiz bilan medeniyetlerin beşiği, sivilizasyonların coğrafyayı, beşiği bulmuş bu kadim coğrafyanı, tekrar tarihte bulundik. Ve huzurun menbaı haline getireceğimize inanıyorum. Ve asoyiştilik menbaı haline getirişimizi Ali Meclis'in kıymetli üyeleri, Ali Meclis'in kadirli azaları, Türkiye ve Özbekistan arasındaki Özbekistan ortasındaki münasebetlerinin rivajlandırışı, Özbek halkının, Özbek halkının temsilcisi olan vakilleri bulmuş siz kadirli kardeşlerimiz. Ve Türk halkının temsilcisi Türk olan halkının vakili bulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin azalarının ham öz kısasını koşacaklardan hiç geçtiğimiz hafta ötken hafta açılışının 98. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Harbimizin karargahı olan kuruşu üçün küreşkenimiz karargahı bulmuş bu vesileyle İstiklal Harbimize canlarıyla, İstiklal için küreşçimizi, canları, malları ve duaları bilen kollegen Özbek kardeşlerimizi ihtiram bilen yotki olarız. Minnetle yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımız için, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Türkiye ve Özbekistan ortasındaki mehr, muhabbet ve birdamlikni namunasiga ko'ra. Hac vazifesini ifa ettikten sonra, hacni amalga oshirgach, Türkiye üzerinden memleketlerine dönerken, Çukurova bölgemizde, Çukurova ilayetimizde, Kuvayi Milliye'ye katılan Halk armiyası bulmuş Kuvayi Milliye'ye iştirak etken Türkistanlı köngüllüler, Hacı Yoldaş ve onun sevdaşlarını aziz hatırasını abadi yadda tutamız. Buhara Amirliği hazinesinden Türkiye'ye yardım yuvarılışını hiç ikilenmezden makullegen Buhara Meclisi azalarını ham hiç kaçan unutmayımız. Özbek kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimiz, Türk armiyasının galibiyetini hukuki özünü galibiyeti bilen kabul kılganlar ve 1922 yıl 6 Oktyabr günü Toshkentning Eskişehir kısmında Cuma meydanında ötkezilgen katta bu zaferi kutlamışlar. Miting bilen nişanlaganlar. Biz de onları kutluyoruz. Biz ham ularni kutlaymiz. Allah rahmet eylesin. ...16 Temmuz 1922 tarihli Buhara Ahbarı gazetesi'de yaşasın vatanlarını işgal eden yaşasın vatanlarını işgal etken düşmanga karşı öz vatanlarını müdafaa etken Türk askerleri şiarı çap etilgen. Minare-i Kelam meydanında Minare-i Kelam meydanında Buharalılar Anadolu'daki, Anadolu'daki kardeşlerimizin zaferi kutlu olsun şiarları bilen bir hafta mobaniden nişanlan Uşa meydandaki Cuma mescidinde şehitler için hatmeler ötkezgenler. Biz onları anlayacağız da biz onları yatki amimizi kimi yanında o günlerde Özbekistan'daki, duygularını çiroyli şekilde aks ettirgen 20. asrning büyük şairlerinden Abdülhamid Süleyman Çolpan'ın Anadolu'nun muhalif armiyasiga atab Tufan şiirinden sizlere bir parça okuşunu haklardım. Ey İnönü, ey İnönü, ey Sakarya, ey Sakarya, ey İstiklal Erleri, ey İstiklal Askerleri, milli misak alınanca toktalmastan ilgeri, milli misak alıngeçe toktalmasın ilgeri, bilolmaz kim katar katar kışlaklar, sinesige nan toldurgan kışlaklar, şunun için ot içide şunun üçün ölüşünü artıf korup, ani otga soldingiz, ani qonga o'qqa soldingiz. Fakat bugün tatli bir o'ch oldingiz.
Yine ana, bir kör tarihlerde kaldınız. Tarihlerde kaldınız. Ey İstiklal. Ey İstiklal. Ey Sakarya. Ey İnönü erleri. Yür. Yür. Mazlumlar tufanının öç alıyucu selleri. Selleri. Bilmiyorum doğru okudun mu? Doğru okudun mu bilmiyim ben. Evet. Ebedi kardeşliğimizin abadi kardeşliğimizin her daim ve güçlü olmasını. Var ve güçlü oluşunu dileyim. Bu düşüncelerle bu düşünceler bilen. Sözlerime son verirken sözlerimge yekun yasagan halde. Özbekistan'a gerçekleştirmekte olduğum amalga oşurulayotgan bu devlet teşrifimning hayırlara hayırlı işlerge temenni ediyorum. Fırsat buluşunu tilerim. Bildiğiniz gibi bu akşam bilesiz bu akşam Berat gecesi. Berat gecesi. Mübarek gece. Tüm İslam dünyasının ve bütün İslam alemini Leyla-i Berat kutluyorum. Keçesi bilen tebrik ediyorum. Kutlayman, tebrik edemen. Birliğimize, birliğimiz, beraberliğimize, birdenliğimiz vesile olmasını, daim buluşunu tilep kolaman. Şahsıma ve özüm namımdan ve hayatım namımdan. Özbek misafirperverliği Özbek canım mihmandostligiz için. Sizlerge çin kalbimden minnettarçılık bildiriyorum. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.